Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Muharrem ayı kaç gün sürüyor? Muharrem hürmet edilen anlamındadır. Bu ay Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından Allah'ın ayı diye nitelendirilmiştir. Bu niteleme Muharrem ayının faziletine, ilahi feyz ve bereketinin bolluğuna işarettir. Peki bu yıl Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Muharrem ayı kaç gün sürüyor? Muharrem ayı ile ilgili sorular peş peşe araştırılmaya devam ediyor. Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Muharrem ayı bu yıl 20 Ağustos 2020 tarihinde başlıyor. Aşure günü ne zaman? Aşure günü 29 Ağustos 2020 günü idrak edilecek. Muharrem ayının fazileti ve bu ayda özellikle de 10 Muharrem'de oruç tutmanın hükmü nedir? Muharrem hürmet edilen anlamındadır. Bu ay Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından Allah'ın ayı olarak nitelendirilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste şöyle buyurmuştur. Ramazandan sonra en faziletli oruç Allah'ın ayı olan Muharrem'de tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece namazıdır. Muharrem'in 10. günü Aşure günüdür. Bugün oruç tutmak da bazı alimlere göre sünnettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Aşure gününde oruç tutmuş ve bunu Müslümanlara tavsiye etmiştir. Muharrem ayına özgü bir namaz ve oruç var mıdır? Mübarek gün ve gecelerde farz, vacip hükmünde bağlayıcı özel bir ibadet şekli yoktur. Sahih kaynaklarda Muharrem ayına özel bir nafile namazın olduğuna dair herhangi bir rivayet mevcut değildir. Mübarek gün ve gecelerde kaza namazları olanların öncelikle kaza namazlarını kılmaları uygun olur. Ayrıca Kur'an okumak ve anlamak, dini eserlerden istifade etmek, zikir ve salavatla meşgul olmak da unutulmamalıdır. Kıymet verilen 4 aydan biri Muharrem ayı. Zilkade, Zilhicce ve Recep'le beraber Kur'an-ı Kerim'de kıymet verilen 4 aydan birisidir. Muharrem ayı matem ve hüzün dönemidir. Bu ayda Ehl-i Beyt'in kutlu isimlerine kastedilmiş çöl kumları mübarek kanlarla sulanmıştır. İdrak ettiğimiz mübarek hüzün ayında şerha şerha kanayan yaralarımız için bol bol dua edelim. Müslim'in rivayetine göre Hazreti Peygamber Ramazan ayından sonra oruç için en faziletli ay Muharrem ayıdır demiştir. 10 peygambere 10 ikramın verildiği, ikramı bereketi bol Muharrem ayı mübarek ola. Kerbela'da Hüseyin olmak zamanı. Ülkemizde ve dünyada şiddet olaylarının arttığı şu günlerde sevgi, barış ve kardeşlik dini İslam'ı yeniden idrak etme ve tüm insanlığa tebliğ etme zamanıdır. Yeni Muharrem ayımız hayırlı olsun. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam, Muharrem ayında oruç tut. Çünkü o Allah'ın ayıdır.